arkadaşlar, değerli dostlar Zerdeş TV'nin yorum analiz programında tekrar bir aradayız. Bugünkü çalışmamız geçtiğimiz günlerde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler üzerine bir çalışma yapacağız. Ancak bu yerel seçim sonrasında özellikle de Kürt illerinde hem seçim sürecinde yapılan tartışmalarda hem de neler yapılacağına dair e, görüntüler ortaya konmak istenince e, gerek seçim öncesindeki atanmış olan e, kayyumlara dair bir e, sorular soruluyordu Ne olur, ne, ne biter? Gerçekten de Dem Partisi e, kayyumlardan kavim, o belediyeleri geri almak gibi sloganıyla çıktıysa alabilecek mi? Ancak 31 bir e, seçimleri sonrasında gördük ki e, Kürdistan illerinde e, birçok ili gerçekten kayyumlardan geri alma e, gücünü elde etmiş oldu e, Kürt siyaseti. Ancak buna rağmen e, Van özelinde yaşadığımız bir durum var. Yani atılmış olan adımı ilk etapta herkes o evet hükümet yine e, e, Kürdelerindeki belediyelere kayyum atacak şeklinde yorumlandı. Ancak başka bir e, şeyler devreye girdi. Gerek hukuk açısında gerek toplumsal olaylar açısından Vanda kitlesel bir karşı duruş yaşandı. E, biz bugün Vanda yaşanan bu bu kitlesel karşı duruşun gerek arka plandaki e, verilerini gerek o süreçte yaşananları bir değerli bir e, konuğumuzla konuşacağız. Değerli konum e, daha önce de bize katılmış e, yorumlarıyla destek sunmuştu sevgili e, Marksist filozof Mehmet Akkaya ile bu Van'ın e, geçmişinde ve bugünde ve geleceğe ne anlamamız gerekiyor bu e, çıkışta onun. ...tarışmasını yapacağız. Mehmet Hocam merhaba, nasılsın, iyi misin? Merhabalar sevgili Kemal, teşekkürler. Ben de sevgili izleyicilere iyi günler diliyorum. Yararlı, verimli bir program olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler hocam. Hocam konuya başlamadan önce son dönemlerde gördüğüm kadarıyla... Ee, Avrupa'da e, birçok gezilere katıldın, e, insanlarla buluşma olanağının olduğu diasporada ki halkın e, e, durumunu ben sizden öğrenmek istiyorum. Orada neler yaptınız, nasıl bir karşılama oldu, e, kitledeki durum nedir? E, buna dair bize neler söyleyeceksin? Bu konuda e, eğer paylaşmak istediğin bir şey varsa bize anlatır mısın lütfen? Evet teşekkürler ee, sevgili Kemal. Dediğin gibi konu e, Türkiye ve yerel seçimlerdi ama e, bu felsefede diyalektik tarz bizi ister istemez e, konuların birbiriyle olan ilişkisini, mekanların birbiriyle olan ilişkisini, zaman dilimlerinin birbiriyle olan ilişkisini de e, açıklamaya, e, deşmeye, teşhir etmeye götürüyor. eee Bugün e, e, burada nasıl ki e, bir e, sorunu e, Türkiye, Kürdistan ve Orta Doğu için e, önemli bir sorunu e, ele alıyorsak, aslında bu tür sorunlar bütün dünya toplumlarının da e, sorunu e, olmuş oluyor. E, dolayısıyla Avrupa'da da insanlar bazı kesimler her ne kadar Avrupa ülkelerinde her şey yerli yerinde bir cennet şeyi çizseler de görüntüsü çizseler de hakikat öyle değil. E zaten felsefe ve düşünce çalışmaları da esasen e, sorunların yoğun olduğu yerleri, sorunları yoğun yaşayan toplumları seçiyor. Bu yüzden de Avrupa'da bizim Türkiye'li işte Kürt, Türk, Arap vesaire Türkçe bilenler bunların davetlisi olarak genellikle bulunuyorum. Bu noktayı da belirttim hani Türkler, Kürtler diye. Çünkü vize alırken bu Dönemde ilk defa işte orada Danimarka belki onu kastederek soruyu şey yapmış oldunuz, kurgulamış oldunuz. İşte Danimarkaca, Dansça ya da İngilizce sunumlar yapılacağı gibi bir algı vardı. Ben hayır Türkiye'lilere, Kürdistanlılara, Araplara vesaire Türkçe bilen topluluklara konuşuyorum. Dedim bir böyle bir yani bu da kendi başına bir felsefi sorun. Orada işte tahmin edileceği gibi, izleyicilerin de tahmin edeceği gibi daha çok Türkiye'li topluluklar. Bunlar tabii benim tarzıma da uygun olarak sol kesimler, yani Marksizm ve Emek Hareketi gibi bir konumuz vardı. Böyle bir tema üzerinden konuştuk. Yine tabii Türkiye'nin, Kürdistan'ın çok önemli bir dinamiği olan, ulusal sorun, Marksizm ve Kürt meselesi gibi bir başlık vardı. Keza yine Türkiye için çok önemli bir dinamik ki bana göre bu Kürt ve Kızılbaş dinamiği son 20-30 yıldır ülkemizin gündeminde ve bundan sonra da daha bir en az bir 20-30 yıl gündemde olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tür kesimlerin davetlisi olarak genellikle Avrupa ülkelerine davet ediliyorum. Tabi burada bu yeni Danimarka tecrübesinde de üç önemli kentinde oldu etkinlikler. Arhus, Odense ve Kopenhag. Bir de tabi şu oluyor benim açımdan ilginç olan felsefeye de ayrıca bir ilgi her gittiğim e, toplantıda e, yani e, toplantıya katılan insanların genelinde bir e, zaten ya bir filozof gelmiş acaba ne söyleyecek diye. Çünkü bu e, filozof şeyi de biraz gizemlidir hani. E, e, dünyada da yani tarihte de öyleydi. E, dünyada da öyle Ülke, ülkemizde haydi haydi e, bu şekilde. Bir de özel olarak felsefe meraklıları oluyor böyle felsefeye bir de büyük bir şey yüceltme yapan onu efsaneleştiren kesimler kişiler de oluyor onlarla da tabi bir dostluk arkadaşlık kurmuş oluyoruz bu da tabi benim açımdan bir motivasyon kaynağı oluyor etkinliklere bir renk katmış oluyor ilgimi çeken noktalardan bir kısmı da sunumların, tartışmaların, programların dinamik olması yani böyle tezlerin, antitezlerin birbiriyle çatışarak kendisini var etmesi ki ben asıl olarak zaten böyle bir tarzda yaratmaya çalışıyorum felsefeyi sadece böyle üniversite kürsülerinde bu, bu akademik filozofların sadece yazıp çizdiği Yaşamlarını sürdürmek için bir profesyonel faaliyet olmaktan ziyade onu halkın emekçilerin bir bakıma yani hizmetine sunma, bir bakıma onlara açma, deşme, teşhir etme faaliyeti olarak da gördüğüm için bu toplantılardaki bu tartışmalar beni ilgilendiriyor yani önemli oluyor bu bakımdan altı çizilebilir bu şeylerin, davetlerin ve Avrupa seyahatlerinin. E Tabii şey Avrupa diyoruz ama Türkiye'de de ben sıklıkla e, toplantılara davet edilen e, bir e, filozofum. E, bir de kitapları olan ilgi bir kriter olarak e, önemli oluyor benim için. E, Tabii ben çok e, kitapları tutulan, çok satan, popüler bir e, yazar filozof değilim. Fakat bununla birlikte yazdıklarım ve kitaplarımın geçtiği kesimlerde etki bıraktığı kanaatini sahibim. Çünkü bunu bu seyahatler sırasında, toplantılar sırasında geri dönüşlerden algılayabiliyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bazen bazı yazar, çizer, entelektüeller, konuşmacılar... İşte ne kadar insan katıldı bu toplantılara diye bunu saplant haline getirirler. Ben mesela hiç umurumda olmaz. Yani 10 kişi mi katıldı, 100 110 kişi mi katıldı? bu yüzden daha çok niteliğe tekrar oluyorum müsaadenizle. niteliğe, içeriye onun konuşmanın topluluğa geçip geçmediğini kitaplara ilgi olup olmadığına konukların tartışmaya katılıp katılmadığına soru eleştiri analiz itiraz yapıp yapmadıklarına göre Ben toplum, toplantılara bir değer veriyorum. O bu yüzden de kendi toplantılarım için gidişattan <laughs> memnunum diyebiliriz. Peki hocam Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu bilgiler için umarım daha da e, sağlıklı gelişmeler olur. E, i̇nsanlar da e, bu e, hem sizin çalışmaların açısından hem de e, kitlelere ulaşma anlamında çok değerli çalışmalar olduğunu söylememizde fayda var. Değerli hocam şimdi e, konumuza gelecek olursak bildiğiniz gibi 31 Mart'ta bir e, yerel seçim süreci yaşandı e, ve bu seçim sürecine gelene kadar ki ve sonrası için e, bu Van meselesini özelinde bir e, konuşma yapmak istiyorum sizinle. Eğer izin verirseniz. Bu nedenle e, öncelikle bu hem seçim süreci dediğimiz 31 Mart öncesindeki durumu da gördüğümüzde bu olguyu tarihsel arka planını nasıl okumamız lazım? Yani dayanakları ne olabilir? Ee, ve bu bu bize kitleye ne anlatmalı? Biz nasıl e, görmeliyiz bu çıkışı? E, bu konuda bize neler söyleyeceksin hocam? Teşekkürler. Ee, evet dediğiniz gibi çok e, aktüel ve Türkiye'nin yakın tarihi içinde belki son 20 yıllık 25 yıllık süre zarfında kritik dönemeçlerden birisini yaşamış olduk ki onun içerisinde Van hadisesi diyelim ya da Van direnişi biraz konuşuruz üzerinde hı hı. ayrıca başlı başına analiz edilmesi <laughs> gerekir. E tabi bu böyle bir konuyu bir felsefi düzlemde el alırken <laughs> belirli teorilere tarihsel olgulara yerel ve evrensel düzeyde bir takım örneklere <laughs> başvurmak gerekiyor. Evet. Teorik boyutu ve aktüel boyutu olan ve kendisini çok rahatlıkla belli eden, açığa çıkartan bir olgu ve olaylar silsilesi geldi. Dediğiniz gibi bunun bir e, arka planından zaten e, bahsetmek zorunlu görünüyor. Önce biraz kışkırtıcı bulur musunuz bilmiyorum. Şunu söyleyeyim. Bu 31 Mart e, seçimleri, 31 Mart akşamı ortaya çıkan sonuçlar biraz gecikmeli olarak ortaya çıkmış bir sonuç gibi göründü bana. Haddi zaten da bu sonuçlar 14 Mayıs seçimlerinin sonucudur. Bu birkaç ay niçin bekletildi. Biraz bunun üzerine yorum yapabiliriz. Yani Türkiye gemen sınıfları ve büyük sermaye bu sonucu neden 14 Mayıs'ta açıklamadı da 14 Mayıs'ta bunun üzerine kapatıp 31 Mart'ta açığa çıkarttı. Bunun bir üzerinde durulması gerekebilir. Yine aktüel olarak konuşulacak olursa bu seçimlerin öncesi bir altılı masa platformu, bir altılı masa kavramı e, Türk e, siyaset arenasına girdi. Belki terminolojiye de girdi. Biz de konuşuyoruz böylece. Evet. E, bu aynı zamanda bu altılı masa projesinin de bir sonucu olarak e, düşünülmesi gerekiyor. E, yani bunu şu nedenle söylüyorum. E, ben böyle analizlerde kişi adı, örgüt vesaire parti adı vererek konuşan biri olmasam da ama bu örnekte Kılıçdaroğlu ismini anmak biraz zorunlu görünüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir işlevi olmadı. O gitti de bu nedenle böyle bir durum ortaya çıktı. Sayın Varol yani şunu bir sefer hemen e, söyleyelim ve düşünelim İzleyicileri de bu e, düşünmeyi tartışmaya e, davet etmiş olalım. Kardeşim 3-4 ay içerisinde ne oldu ki bu kadar değişiklik olur ya? Mesela Adıyaman'da ne olmuştur yani? Bu iş demek 3-5 ayın işi değil yani. Bu 5-10 e, yılın bir şeyi, e, sonucu. Şimdi biz 10 yıl önceye giderek biraz böyle. E, kaldı Barsaylı ki tarzları... kaldı ki zaten bölge 10 yıldır bir kayyum altında bir yönetim var. Yani kayyumun halka dair yapıldık yaptıkları var, yapılmayan çalışmalar var. Yani ülkenin genel ekonomik durumuna bakıyorsunuz. Zaten bir baya bir yıkım var bölgede bu kayyumların varlığından kaynaklı. Yani ciddi problemler vardı. Yani böyle dün hemen oluşmadı. Dediğiniz gibi belki de 10 yıllık bir arka planına bakmamızda fayda var bence de. Çok teşekkürler. Bunu bize açarsanız çok iyi olur hocam. Şimdi yani izleyicilerle birlikte düşünelim dediğim nokta 14 Mayıs'la 31 Mart arasında öyle uzun bir dönem yoktur. Yani sosyologlar siyaset bilimcileri bunu nasıl analiz eder bilemiyorum. Yani bunun bir sefer bu şekliyle bir inandırıcılığı yoktur. Yani bu 5-6 ay içinde ya da 3-4 ay içinde Adıyaman'da Van'da mesela böyle sıfırlama şeyi sistemi sıfırlayacak denli bir oy patlaması vesaire. Bu değil. Bu bizim şimdi birazdan konuşacağız. Yani seçimler, demokrasi bunların ıı, emekçi sınıflara ne getirip ne götürdüğü bunların hukuki olup olmadığı Hukuk olarak görünen hadisenin kendisinin bile hukuki olup olmadığının tartışılmaya e, açılması gerekir diye söylüyorum. Yani burada şu e, iddiamızın altını e, çizelim. E, bu e, seçim sonuçları e, esasen e, 14 Mayıs e, seçim sonuçlarıdır. E, bu 3 e, aylık 5 aylık süre içerisinde e, daha da olgunlaşmıştır. Ee, dolayısıyla da e, şeyi seçim sonuçlarını analiz ettiğimiz zaman e, bu faktörü dikkate almamız lazım. E, sonra e, Dem partinin yani burada altını çizmemiz gerekiyor çünkü yine bir iddia olarak şunu söyleyelim ki biraz açarım bunları. E, Seçimde asıl olarak Dem parti ve sistem arasında. Yapıldığını da gösteriyor çünkü damgasını seçime damgasını vuran da bu olay. Bu seçim sonuçlarında yine aktüel olarak söyleyeceğimiz yapacağımız tespitlerden birisi Sayın Varum büyük sermaye şimdiye kadar hükümette tuttuğu partiyi modern batı kentlerinden e, izole ederek İç Anadolu'ya ve bir de yol haritası gösteriyor. E, Kürt e, toplumunun, Kürt halkının e, içine doğru gitmeye çalıştı. E, önümüzdeki süreçte sanki oralarda bu e, hükümet partisi büyük ihtimalle geri plana çekilecek. Büyük Sırma Seküler Partisi e, ön plana e, çıkmış e, olacak Bir de bize bunu göstermiş oldu Zaten e, hükümet partisinin e, bu Kürt illerindeki e, bu taşıma e, seçmen dediler kayyum seçmen yani böyle terimlerde kazanıyor şey siyaset bilimi e, Bu e, taşıma seçmenler ki, Bunların başlı başına analiz edilmesi lazım. Askerlerden ve polislerden oluşan bir kesim bazı verilere göre ya da iddialara göre binlerce 5 bin, 7 bin, 10 bin gibi sayılardan bahsediliyor. E, Türkiye tabii nüfusu büyük bir toplum. E, batı kentlerinde bir İstanbul'da bin tane seçmenin çok büyük bir önemi yok. Evet. ama örnek veriyorum Batman gibi Şırnak gibi Siirt gibi bilmem Uludere gibi ya da benzeri yerlerde değil ki 2000 seçmenin 100 seçmenin hatta 10 20 37 seçmenin bile büyük bir rolü var bir de bu seçimler bize bunu gösterdi bunun da altının çizilmesi. Dolayısıyla e, siyaset bilimcilerin, analizcilerin, e, <laughs> filozofların e, bu gerçekleri dikkate alarak e, bu şeyi analiz etmeleri gerekir. Yoksa sayın seyirciler bakınız yani bize öyle bir şey göstermeye çalışıyorlar ki sanki seçim e, şeyin e, e, Türk egemen sınıflarının iki kliği arasındaymış gibi. Yani hükümet kliği ile e, seküler kliği arasında sanki e, bunun arasında geçiyormuş. Bunlar arasında geçtiğinde bunların hangisi kazanırsa kazansın sonuçta kaybeden Türkiye halkları olur. Bu yüzden ha biz diyelim ki e, e, hükümet partisinin geri plana düştüğü e, seküler muhalefet partisinin ön plana çıktığından rahatsız değiliz. Zaten bunu sessizce desteklemiş de olduk. Fakat e, değerli arkadaşlar böyle e, durumları e, sosyalistler analiz ederken bu, bu kliklerden birini desteklemek için değil. E, bu klikler arasındaki çatışmayı derinleştirmek için, halkın ufkunu açmak için e, e, emek sermaye çatışmasında e, proletaryaya bir yol haritası vermek, e, aynı zamanda ezilen halklara ezilen uluslara, ezilen inançlara ki böyle bir e, parantez açtığımız zaman e, zaten e, özellikle ülkemizde e, Kürt e, toplumu, Kürt halkı daha da spesifik olarak söylüyorum Kürt ulusu e, bu durumdan en çok e, mağdur olan e, mağdur olan ne? Yani mağdur lafı bile hafif kalıyor. Yani katliama uğrayan ve bir yıl değil, beş yıl değil, ha deyince elli yıl süren, daha eskilere iyi gitmeyelim, eskisi de var yani. Bunun üzerini örterek sanki seçim iki klik arasındaymış da seküler kesim kazandı diye biz de alkış tutacakmışız. Buna karşı bir felsefi ideolojik mücadele yürütülmesi lazım. bunun da mesela bu seçimlerde altının çizilmesi lazım. Şimdi umutsuz olmayalım. Böyle pesimist bir bakış açısı da olma, olmasın. Ama Türkiye halkları görecek ki 5-6 ay sonra herhangi bir değişiklik olmamış olacak. Yine zamlar, işsizlik, zulüm, inançların şey sömürüsü, halkların, ulusların sömürüsünde bir değişiklik olmayacak. Mehmet hocam zaten zaten şöyle e, affedersin belki buyur, buyur. giriyorum. Şöyle bir Sen girebilirsin var. evet çünkü ben evet. biraz uzun tutuyorum. Evet. Şöyle, <laughs> Sen, de, böyle de, bir durum var. Mesela o oraya gelesiye kadar ki Kürt siyasal hareketindeki değişimleri de görmemizde fayda var. Çünkü hani bir taraftan de parti kapatılma sürecinde davalar devam ediyor. Türk siyasi hareketinin önemli kadroları içeride. Başta Selahattin Demirtaş, Gülten Kışınak vesaire. Yani bu böyle bir süreç yaşanıyor ve yerel seçimlere gidiliyor. İlk kez parti çok uzun süredir Türkiye'de gerçekleşmeyen bir yerel seçimlerde partinin kendi ön seçim leriyle kendi adaylarını seçme süreci yaşanıyor. Çünkü bildiğiniz gibi önceki seçimde e, o bahsetmiş olduğunuz devlet klikleri arasındaki e, yarışta dışlanmış olan HDP'nin e, ciddi bir oy potansiyelinin düşmesiyle yeniden halkla beraber yeni kararlar alındı. Yani halka gidildi, onlarca toplantılar yapıldı ve yerel seçim hazırlık sürecinde de yerel adaylarını kendilerini seçtiler. Daha doğrusu ve Halkın talebiyle Türkiye genelinde her yerde aday seçeceklerine dair de e, göstereceklerine beyanı yapıldı. Toplumda müthiş bir e, şey yaratıldı. Yani sinerji yaratıldı. Buna rağmen e, ben öyle düşünüyorum. Katılmayabilirsiniz. Seçimi İstanbul'a odakladılar. Ama e, Kürt illerinde ne olup bittiğimi çok insanlar çoğu insan da tartışma olanağı göremedi ama parti bunu biliyordu ağırlığını oraya verdi işte Leyla Zanalı'nın oraya gelişleri ne bileyim e, yapılan çalışmalarda genel başkanların sürekli bölgede olması bize e, gerçekten de sizin söylediğiniz gibi iki klik değil aslında iki klik birlikte olmuş Kürt siyasetine karşı bir duruş diye düşünüyorum bu şekilde ele aldığımızda bize neler söyleyeceksin hocam katılır mısın bu evet. Evet evet teşekkür ederim. Tam da tam da bunu e, söylüyorum. E, yani bu Amerika modeli diye bir şey var siyaset biliminde. Amerika modeli demek iki partili bir sistem. E, cumhuriyetçiler ve e, demokratlar. Orada cumhuriyetçiler sözüm ona sağcı. Demokratlar da sözüm ona solcu oluyor. Bunların hangisi kazanırsa kazansın 100 yıldır, 200 yıldır kaybeden hep Amerikan emekçi sınıfları oluyor. Evet. Demokratlar da kazansa e, sermaye kazanmış oluyor. E, cumhuriyetçiler de kazansa sermaye kazanmış oluyor. Şimdi bunu Türkiye'de uygulamaya da çalışıyorlar. E, mesela işte 1950'de 46'da işte bu şey denendi. iki partili sistem olacaktı e, demokratlar Demokrat Parti işte bir de e, 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 CHP olacaktı İki tane parti olacaktı sonra o, o Ege'nin sınıflar arasındaki e, o kilik e, sermaye çatışmalarından dolayı bir türlü oturmadı ama ısrarla bunu oturtmaya çalışıyorlar. Aslında son 20 yıl içerisinde bir yolunu bulup Kürt hareketi tasfiye edilebilseydi, yani Türkiye Yemen sınırları Kürt hareketini tasfiye ediyor, e, edebilseydi o şey oturacaktı. İki partili bir sistem. Şu anda halen zaten e, onunla uğraşıyorlar. Çünkü e, seçim süreçlerinde de sıkça konuşuluyor. Egemen sınıflar konuşuyor. Bazen e, bu sol hareket e, ve e, Kürt e, hareketinin e, düşünürleri, teorisyenleri de farkında olmadan e, buna eşlik ediyorlar. E, Dem parti kimi destekleyecek? Dem parti kimi destekleyecek? Evet. Bu işte o modeli hale e, uygulamak için ısrar e, ettiğini gösteriyor. Yani büyük sermayenin bu modeli e, sürdürmeye çalıştığını gösteriyor. Bu o, konumuz açısından e, senin verdiğin örnek bu ön seçim örneği Bir onun için birkaç cümle söylemek isterim. E, bir de e, dediniz ki e, DEM Parti'nin bir süre önce oylarında düşüş oldu. E, Sayın Varol değerli arkadaşlar, benim şöyle bir görüşüm var. E hareketinin 1980'lerden beri herhangi bir şekilde herhangi bir biriminde herhangi bir kurumunda oyunda aldığı oy, olarak oyunda niceliksel olarak veya niteliksel olarak bu 51 50, 50 yıl boyunca herhangi bir şekilde düşüş söz konusu değildir Dikkatle izlediğiniz zaman bunun şöyle yani e, görülebiliyorsa e, ekranda şöyle sürekli yükselişte olduğunu istatistik yasalarında bir şey vardır. Bir olgu, bir e, durum, bir süreç yükseliyorsa yükselişini sürdürür. Düşüyorsa düşüşünü sürdürür. Bunu mutlaklaştırmıyorum ama. Yani genellikle böyledir. Bu e, Kürdistan hareketi e, yükselişe geçti ve yükselişini sürdürüyor. Eğer bir seçimde oyların düştüğü görünüyorsa biz bilelim ki bu seçim zaten egemen sınıfların kontrolünde, onların kolluk kuvvetlerinin denetiminde onların kurduğu kurguladığı hukuk sistemi içerisinde onların adli e, olarak belirledikleri sistematik içerisinde gerçekleşiyor. Bunun için e, biz de söyleyebiliriz ama alıntı yapalım eğer doğruysa. Güya bu Stalin, Joseph Stalin demiş ki demiş e, bu söylüyorlar ama ben kaynağını görmedim. E, oyların verilmesi değil, oyları kimin saydığı önemlidir demiş. Sandığa giren e, oylar değil, çıkan oylar önemlidir demiş. Şimdi biz burada bazı arkadaşlar ya da izleyiciler diyebilir ki ya bu herhalde 5-10 tane oy çalmadan bahsediliyor. Yok değerli arkadaşlar, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. 50 oy çalınsın, 150 oy, 5000 oy çalınsın, 10 bin, bunlardan ben bahsetmiyorum. Sonuçta birisi buna karar veriyor. Oturup masada yazılıyor bakınız şey demeyin ya bu şeydir şehir efsanesidir demeyin bunlar <laughs> siyaset literatüründe yazılmıştır çizilmiştir adam devleti masada kurdum diyor ben bilmem ne devletinin sınırlarını masada çizdim diyor bir sabah kalktım diyor bilmem ne devletini kurmaya karar verdim diyor yani ben böyle bunları bir şehir efsanesi olarak söylüyor değilim ben bunlar söyleniyor ama bizim de aklımız var yani bu başkan ne olabilir yani ne olsun ki Kürt 10 yıl boyunca HDP'ye oy veren Kürt ne olsun ki vermesin ya böyle bir Kürt var mı böyle bir HDP'li var mı bir tanışalım konuşalım dedik kaç yerde bunu ilan ettik sayın var ol yok böyle bir hadise yok oyda düşme müşme diye bir şey yok oyda yükselme var ama sistem bu işte şimdi buradan da biraz tartışılabilir biz ilginç bir şekilde şeye inanıyoruz. Yani bizim ülkemizde demokrasi olduğuna inanıyoruz. Ya ülkemizi boş ver. Ya yani bu ülkede yok da adam Almanya'da demokrasi olduğuna inanıyor. Amerika'da demokrasi olduğuna inanıyor. İşte asıl şehir efsanesi olan bunlardır yoksa benim burada eleştirel bir tarzda seçimlere demokrasi anlayışına vesaire tarihe bakışın eee Değil. Tabi buna da eleştiriler bak, bakılabilir. Yani ben herkes yanlış söylüyor, ben doğru söylüyor şeyinde değilim. Ama bunların sorgulanması lazım. Eğer birisi diyorsa HDP'nin oyu düştü diyorsa bunu bize açıklaması lazım. Bunu kaç yerde biz tartıştık, ilan ettik. Dolayısıyla bizim bunlara inanmamız gerekmiyor. Tersine sol Marksist bir teori olarak bir, yani bilmeliyiz ki egemen sınıflar Zaten hukuk, demokrasi ve seçimler, e, halkların, emekçi sınıfların, ezilen ulusların yararına bir e, durum olsaydı, bir sonuç yaratabilseydi, egemen sınıflar bunları yasaklardı. <laughs> evet, Şimdi evet. tam burada gereksiz. Ama burada bir, bir tezatlık var. Yani e, şöyle bir tezatlık var. Doğru, ben söylediğinize katılıyorum. Birisi öyle demiş. Yani seçimler halkın yararına olsaydı e, hükümetler bunu yasaklarlardı diye. Ama bir de bir meşruiyet zemini olması gerekiyor. Bu hem e, bahsetmiş olduğunuz iktidarın bana kalırsa hem de Kürt Siyasal Hareketi'nin belli meşruiyet zeminlerinin oluşması gerekiyor. Yani e, dolayısıyla ben o boyutuyla bakmaktan e, yanayım. Yani Kürt Siyasal Hareketi'nin e, legal e, e, alandaki mücadelesinin bir yansımalarının olması gerekiyor. O nedenle işte Van burada önemli, neden o noktaya taşındı diye düşünüyorum. Ee... Söyleyeceğim. Önce Hı. biraz e, teorik olarak devam ederiz. E, edelim. Hı. Van meselesini de şey yaparız, açarız. Evet, Şimdi e, zaten onu söyleyecektim. E, biz e, seçimler e, geçerli değildir e, diyoruz ama e, örnek olarak da Kürt hareketinin seçimlerdeki başarısını da kutluyoruz. Bu bir tezat değil mi? Tezat değil. Sayın Varol, lütfen dikkat edelim. Kürt dediğiniz toplum bu hak ve özgürlükleri seçimi kullanmak dahil olmak üzere bunların hiçbirini sandıkta kazanmadı. Değerli arkadaşlar, sayın seyirciler bakınız bu yani lütfen bu gerçekten saflık olur. Eğer insanlar Türkiye toplumu bu muhalif kesimler, dünya halkları eğer zannediyorlarsa Kürtler bazı hakları sandıkta kazandı diye eğer zannediyorlarsa yani ben lafta bulamıyorum ama yani çünkü buna sert bir yanıt vermek en kibar lafla bu tamamen bir saftirikliktir. Bu bu halkın 50 yıl boyunca 70 bin insan kaybını görmemek anlamına gelir. Bu felsefi olarak körlüktür, felsefi körlüktür. Bu terimleri kullanıyorum kusura bakmayın. Sonuçta bir analiz yapıyoruz. Etik bir terim olarak söylemiyorum. Siyasi körlüktür. Estetik körlüktür, etik körlük vicdansızlıktır. Eğer birisi bir analist ortaya çıkıyor da Kürtler bir takım hakları, özgürlükleri bugün kullanıyorlar. Bu hakları özgürlükleri de seçimler yoluyla sandıkta kazandılar di diyorsa bu benim kabul edeceğim bir şey değil. Lütfen düşünün. Evet biz buna rağmen bunu iddia ediyoruz diyen varsa sayın varol ben buradayım tartışmaya daha hazırım. Okay. Aktüel aktüel örnekleri var sayın seyirciler. Bakın aktüel örnekleri var. Demin sayın varol söyledi. 8 yıldır, 10 yıldır ya sandıkta kazanılmış bu belediyeler. Kazanılmış lafını da tırnak içerisinde kullanmak istiyorum artık. Evet. Çünkü sandıkta bir şey kazanılmıyor. Van'da kazanılmadı sonuçta sandıkta. Adam çünkü sandığı vurup deviriyor. Yani siz de karşısında vurup devirecek bir güce sahip değilseniz size Van'da yerel yönetimi vermezler. Değil ki genel yönetimi, merkezi yönetimi yerel yönetimi de vermezler. Bu Somut ortada. Evet. Yani bu bir yorum değil, bir şey değil. Bunu Türkiye halkı, dünya halkları bunu gördü. İki, hani bu kayyumları kastetmiş 8 yıldır böyle, 10 yıldır böyle. Vakti zamanında Fatsa diye bir örnek var. Yani bizim yaşımız yetmedi, yaşamadık ama Fatsa'yı öğreniyoruz. Yani bu meslek icabı da bunları Tahlil 1980. Ediyoruz. Evet 80'de de, ya da 79 mu? E, ya e, yani e, o dönem e, ciddi dedi bir 12 Eylül dediğimiz bir faşist e, darbenin de e, dönemleriydi yani. Belki sebeplerinden biri. Evet evet güzel çünkü öyle söylentiler de var. ya e, Yani Türkiye Egemen sınıfının sözcüleri mecliste şurada burada bunu konu ediyorlarmış. Yani Fatsa'ya bakın. Hatta belki bilmiyorum dünyada takip ediyordur. Çünkü böyle örnekler model olur diye e, emperyalistler olsun, tekelci burjuvazi olsun, yerli milli burjuvazi olsun bütün bunlar rahatsız olurlar. Yani orada tamam denilebilir ki ya nedir alt Türk işte kaç kişi 2000 kişi yaşıyor ya da bin kişi yaşıyor küçücük bir beldedir ilçedir bu nicelik önemli değil. Çoğu zaman e, o nicelik büyük bir nitelik olarak görünür. Tabii Ve, bu dönem mesela Terzi Fikri'nin yerle, halkla beraberki hareketi, gerçekten söylediğiniz evet. anlamda o dönemin darbecileri tarafından müthiş bir şey olarak algılandı. İlk baskın yapılan yerlerden biridir o dönemde hocam. Evet. E, mesela hani küçük deyip geçmeyelim. Diyelim ki Rojova Mesela Rojova anayasası e, var incelemiştik biz Sovyet anayasasına benziyor falan da demiştik. e, e şimdi dünyanın bütün emperyalistlerinin gözü Rojova'nın üzerinde. Evet. Akdeniz'de gemilerin rotaları diye söylüyor bazı e, araştırmacılar. Rojova'yı gö gözlüyor. Yani küçüklük burada önemli değil. Nitelik e, daha model yani çünkü dünya halklarına model olabilir. Orta Doğu halklarına model olabilir ve dünyayı kuşatabilir diye bakılıyor. Bu yüzden hani Fatsa örneği işte Fatsa örneğini de arkasında yani sonuçta bu sandıkla kazanıldı orası o şekliyle evet. dediğimizde ama arkasında onu koruyacak bir güç olmadığı için egemen sınıfları ne yaptı? Sandığı mandığı tepikleyip oradaki yönetici kadroları gözaltı, hapis, bir kısmını öldürmeyi işte işkenceye tabi tutma vesaire bu şekilde sonuçlandı. Mesela evrensel bir örnek 1971'de Şili Sosyalist Partisi sayın var o değerli arkadaşlar. Bakınız bunlar şey değil, bir yorum değil, bir şey değil. Yani tarihi bilgiler konuşuyoruz şu anda. <laughs> yani bu Tarihi gerçeklere bir yorum getirdiğimiz yorum hani bize ait. Bu tarihsel arka planını da doldurmuş oluyoruz bu, bu vesileyle. Evet, evet, bunu evet. Ter, bunu biz tercih ediyoruz. Yani rastgele söylediği <laughs> değiliz. Onu demek e, istiyorum. Ee, yani bu bugünün bugün bugünden ibaret değil. Ee, Şili Sosyalist Partisi seçimlere girdi. Ee, ne kadar oy aldı hatırlamıyorum ama yani e, çoğunluk üzerinden hükümeti tek başına kurma yetkisi aldı. Fakat bir buçuk yıl sonra Şili egemen sınıfları orduyu Şili Sosyalist Partisinin yani hükümetin üzerine sürdü. Kanlı çatışmalar. Yani şu Şili Sosyalist Partisinin bir kızıl ordusu yok idi. Stalin nasıl diyelim? Hitler'in karşısına Kızıl Ordu'yla çıktı. Lenin nasıl Kızıl Ordu'yla çıktı emperyalistlerin karşısına. Ee, Şili Sosyalist Partisi'nin böyle bir gücü yoktu. Bu da şunu gösteriyor. Siz seçimlerle sandıkla bir yani muhalif olarak ve <laughs> sermayeye karşı olarak ezilen halklar olarak ezilen uluslar olarak ezilen sınıflar olarak e e emekçi sınıflar olarak siz sandıktan herhangi bir şekilde iktidarla çıkamazsınız. Rastgele çıkmışsanız, Şili Sosyalist Partisine yapıldığı gibi sizi bir buçuk yıl içinde ezerler, Fatsada ezdikleri gibi Kürt hareketi ki yani 50 yılın en güçlü örgüt ve partilerinden biri olmasına rağmen. 10 milyona yakın seçmene Türkiye koşullarında ulaşmış olmasına rağmen böyle bir potansiyeli olmasına rağmen iki dönem ki bu üçüncü dönem bakacağız iki dönem boyunca o sandıkları sonuçlarımız yerle bir ettiler. Bu yüzden biz bu sandık mevzusunu bu şekilde zaten konuşmak icap ediyordu. Sandık ancak arkasında Sayın Varol bu nokta bu kısmı böyle noktalayalım. Sandık seçim ve demokrasi ancak arkasında rol zor aygıtları, şiddet aygıtları var ise bir e, maddi güce dönüşebilecek arka planı var ise değerlidir sonuç alınır. Bunun dışında sonuç alınmaz. Örnek. Türkiye sol hareketi 100 yıllık geçmişi var. Kürt hareketinden çok daha eski bir tarihi var Türkiye soları. Ee, Türkiye Komünist Partisi'nin, Osmanlı Sosyalist Partisi'nin, Osmanlı e, İşçi Partisi'nin kuruluşu ta 1915'lere gidiyor. Evet. 100, 110 yıl, 120 yıl geride. <laughs> Peki bugün sandıklarda bir tane sayın seyirciler Türkiye soları memleketinin bir tane milletvekili çıkartmayı ihtimali var mı? Bakınız işte sadece sandıkla bu iş sandıkla olsaydı çıkartırlardı. Yani 100, 110 yıllık bir geçmişi var. Ama buna uygun bir zor aygıtı yaratamadı. Yani durum bu yani şey ilk ve yaratamadı diyecek halimiz yok. Yani ne yazık ki yaratamadı diyoruz. Bu yüzden ben Burada bir görüşü daha ortaya koymuş olalım. Ee, Sayın Varol. yani benim görüşümü ortaya koymuş olalım. Evet. Yani Türkiye sol hareketi bu seçime niye meraklıdır ben anlamış değil Haydi <laughs> Kürt hareketini anladık. Yani diyor ki biz e, örnek Diyarbakır'ın yerel yönetimine talibiz. <laughs> bu seçime gireriz ve alırız. Evet. Talip mi? Talip. Seçime giriyor mu? Giriyor. Alıyor mu? Alıyor. Anladık. Bunların seçim konusunda yani demin ki sizin evet. o itirazla içeren konuşmanıza atıf yaparak söylüyorum. Bunu ben anlarım. Evet. Çünkü böyle bir sonuç alınabilir. Peki Türkiye Sol Hareketi? Ya, Türkiye Sol Hareketi'nin böyle bir böyle bir ihtimal yok ki. Yani FATSA ihtimali de yok. O zaman <laughs> tabii biz de FATSA'yı demin söyledik yarım kaldıysa sadece gidip oy verdilerde olmadı o iş arkasında bir, bir sol sol radikal örgütlerin mücadelesi var bazı iddialara göre 70 ile 80 bin 70 ile 80 arasında 5000 insan kaybı var yani bir bedel ödenmiş bu, bu durumda hani o zamanlar şey Kürdistan'da da var diye hatırlıyorum ama şimdi şeyi unuttum. Zana Zana mesela. Zana Mehdi, tecrübesi Mehdi Zana, var. Mehdi zana. Mehdi zana tecrübesi Bamsız girişi var. Bamsız giriş var da. Evet. Mehdi Zana tecrübesi var. İşte Fatsa tecrübesi var. Belki bir iki örnek daha bulunabilir. Bunun arkasında bir mücadele var. var. Bunu anlarsın. Sandıktan bu şekilde çıktığını. Ama bugünkü koşullarda zaten bu seçimlerde de bu çok konuşuldu. E tabi şimdi Türkiye Sol Hareketi diye belki toptancı söyledim de Türkiye Sol Hareketi'nin büyük bir kısmı aslında şu benim söylediğim realiteyi biliyor ve kabul ediyor. Yani evet bu seçimlere müdahale edilecekse edeceksek biz ancak Kürt Özgürlük Hareketi ile birlikte yani güçleri birleştirirsek bir sonuç alabiliriz. Onun dışında sonuç alma ihtimali sıfır. Fakat ben bazı tartışmalara giriyorum. Böyle aklı başında adamlar bile sanki e, Kürt hareketinin dışında, Kürt seçmeninin dışında e, daha bu sandıktan çıkılabilirmiş gibi. Yok böyle bir şey değerli arkadaşlar. Ya bu romantizmden başka bir şey de nasıl inanılır buna? Hani diyebilirler ki ya işte falanca yerde bir şey e, bir tane bilmiyorum bir tane iki tane galiba ilçede e, sol olarak kendisini gösteren bir iki örnek galiba var ama yani bunların sol olduğuna kendileri bile inanı inanmadığı ayrıca tartışma kaldırır. Peki yani hocam, seçim... Kaldı ki aslında bu seçim sürecinde bile e, yani ortak aday belirleme vesaire tartışmaları da oldu. İşte e, demin e, kent uzlaşısı adı altında e, olası e, birlikte hareket edilebilecek zeminler arayışı da oldu. Buna rağmen Böyle bir sonuç çıktı. Şimdi şöyle e, baktığımız zaman e, Van özeline baktığımızda e, Van sonucu yani bir baktığımız zaman haritanın e, Kürt illerine baktığımız zaman büyük bir çoğunluk mora dönmüş durumda. Ama aynı zamanda iktidar partisinin ve muhalefetin de içerisinde olduğu çok ciddi bir e, birbirlerini yarış içinde gördüğümüz bir değer var. Yani bir bir tarafta DEM Partisi, öbür taraftan AKP, MHP, CHP, e, yeniden refah tümünün bulunduğu bir alan ve e, Kürt illerine baktığımız zaman Kuzey Kürt illerinin aslında bu e, bileşenler tarafından alındığını, öbür tarafın e, Kür, e, DEM Partisi tarafından alındığını, yani çok ciddi sistem ile DEM Partisi arasında geçtiği ...görülüyor. Tam bu süreçte... ...o ön planda, arka plandaki... ...korkular da vardı. Yani yeniden... korkuşuydu. şuydu... Ee, ...kayyum atanacak mı? Ona rağmen... dem ...hem, hem e, siyasal çalışmalarından dolayı... ...hem de beklentilerinden dolayı... ...yani bir taraftan... ...seçime e, odaklanırken... ...bir taraftan da yeniden... ...sistemle oturup bir... ...bir zemin yaratılabilir mi? Yani çözüm üretilebilir mi e, Leyla Zana'nın sahaya çıkartılması ne insanlar böyle okudu. Yani tekrar bir görüşme yapılabilir mi? Tam bu süreçte işte aslında Van'ı belki de irdelemek gerekiyor. Yani Van o Van'daki o baş kaldırımı diyelim, sivil e, inisiyatif mi diyelim, nasıl adlandıralım? O bize bize neyi gösterdi? Yani hukuksuzluğu mu? E, işte e, kazanımların seçimle elde edilemeyeceğini mi? E, meşruiyetin halka dayanıp dayanmaması hangi hangi değerlerle öne çıkartırsa ciddi anlamda bugününü yani bir tarih yapabilmek koşulunu yaratmış olacağız sizce hocam. Teşekkürler. <laughs> Sayın Varol çok önemli <laughs> ee, bir başlık açtın ama bir önceki konuda e Eksik bıraktık. Sen acele ettin diye ben de sözünü kesmedim. Affedersin. Ee, ama bu soruyu e, konuşalım. Yani zaten önemli bir madde bu. Zaten konuşulur da. Evet. <laughs> e, bu ön seçim diye bir şeyden bahsettim. O kısmını konuşmazsak evet. e, e, böyle bir programda bir felsefeciyle e, bir şey eksik kalır. Ön seçim olayı kavramsal olarak iki şeyi hatırlatır. Ademi merkeziyetçilik ve demokratik merkeziyetçilik deniyor buna siyaset biliminde. Evet. Kürt hareketi tabi tecrübesini de artırıyor. 50 yıldır tecrübesini de artırdı. Dolayısıyla kendisine yapılan eleştiriler oluyordu ki bizim gibi entelektüeller de bu eleştirileri yapıyorduk. Niçin ademi merkeziyetçiliğe gerekli önem verilmiyor diye. <laughs> Fakat tabii arkasında kadro partisi bulunan kitle partilerinde bu demokratik merkeziyetçiliği şey ademi merkeziyetçiliği işletmek, ön seçim uygulamasını hayata koymak kolay olmuyor. Hı hı. Fakat nihayetinde tecrübesi arttığı için Kürt hareketinin e, DEM Parti ilk defa çok büyük bir e, e, alanda diyelim. <laughs> Bu ön seçim meselesini uyguladığı e, ön seçim ademi merkeziyetçiliğe ve esasen demokrasiye kabul eder. Bu tartışmalar e, bizi bu eş başkanlığı e, da belki bununla beraber almakta fayda var bence hocam. Evet bence de. Hı -hı. E, ya şimdi bunun bir tarzı e, sen de biliyorsun tabii bu programı e, merak edip izleyen e, arkadaşlar da e, böyle bir e, e, entelektüel eee backgrounda sahiptirler. Mesela komünist partileri de e, genel sekreter, genel başkan denilir ama e, orada bir merkez komitesi olur. Yani çok sayıda kişiden oluşan. Onların tüm aslında bu e, temsili demokrasiyle ortaya çıkan tiranlığı tiranlık zihni, zihniyetini önlemek e, içindir. E, bu e, bir tipik komünist e, partisi olmasa da DEM Parti bunu en iyi, bence dünya düzeyinde en iyi uygulayan bir parti olarak görülüyor. Zaten bu ittifaklar, bileşenler olayında, kadına kontejen tanınmasında, pozitif ayrımcılık yapılmasında, işte ezilen inançlardan, cinslerden, emekçilerden mesela seçimlerde temsilciler belirlemeleri milletvekili çıkartmaları bunların kendi kimlikleri ve kendi dünya görüşleriyle mecliste bulunuyor oluşları bütün bu örnekler bu hareketin bütün yani mükemmeldir en azından benim öyle bir görüşüm yok mükemmeldir idealdir demesek bile seçenekler içerisinde en ileride olan bir hareketten bahsediyoruz. Bu demokrasi tabii bir ucu bu Komünizm teorisiyle ilgili o olsa da e, demokrasi ve komün uygulaması e, bizi e, Yunan toplumuna kadar götürür. E, hatta e, sayın seyirciler böyle tarih deyip geçmeyin. Yani e, biz e, bugünden ibaret değiliz. İnsan, toplum, geçmişiyle, şimdisiyle, geleceğiyle e, bütünsel olan bir toplum. Yani biz bugün demokrasi deyip geçiyoruz. Bu demokrasi bir miras. Mesela ıı, komün döneminde yani klan kandaş toplumlarında bu neydi? Yani orada asıl komün dediğimiz ve demokrasi dediğimiz asıl uygulamalar o toplumlarda vardı. Dolayısıyla biz bugün demokrasi seçim bilmem ne dediğimiz zaman biraz havanda su dövüyoruz. Yani ya sınıflar olduğu sürece sömürü, zulüm, emperyalizm olduğu sürece, savaşlar olduğu sürece, profesyonel olduğu sürece ne hukuku, ne demokrasi. Hı hı. Keşke olsan. Ama bunlar için fırsat verilmiyor. E şimdi bunun mücadelesini de bugün için e, Kürtler bilmem Türkler, Kızılbaşlar, komünistler, işçi sınıfı veriyor olabilir ama bu yeni bir şey değil bunun e, tarihi. Eskidir demokrasinin tarihi de eskidir. Ee, bu konuda e, siyaset felsefesi kitapları bir Atina demokrasisinden söz ederler. Evet. Ondan sonra bir ekol, on bu Kojin Karetani ekolü, onlar İonya, İzonami İzonomia diyorlar. Asıl evet. demokrasi buydu diye. Yani biz de şimdi demokrasi deyip geçmeyelim dediğim o yani. Evet. Demokrasi ne yani? İçeriğini Deşmek lazım, ha, açığa çıkartmak lazım. Cumhuriyet de öyledir ya, yani cumhuriyet deyip geçiyorsun, cumhuriyet çok iyidir diye bir şey yok. İran'da bilmem, Kaddafi'de şurada burada, e, cumhuriyettir de devletin yönetim biçimi. Yani içeriye bakmak lazım. Bir üçüncü ekolde de izonomya, demokrasi dedik, yani e, Atina'dan bahsettik, İonya'dan, bir de Persler mesela. Bu İtalyan bir düşünür var, Canfora. O da diyor ki asıl demokrasi eee uyguladığı demokrasi diyor. Bu da demek ki böyle toptancı bir şekilde demokrasi diye geçemeyeceğimizi, tekrar bir demokrasi olmadığını. bu demokrasi mücadelesinin de şimdi dersimiz demokrasi teorileri olmadığı konumuz demokrasi teorileri olmadığına göre buraları hani hızlı bir şekilde söylemiş oluyorum. Demokrasi mücadelesi hep verilmiştir. Bu sözün ettiğimiz demokrasi, değerli arkadaşlar, şeyden bu burjuva içeriğinden kurtulması için Lenin gibi, Mao Zedong gibi liderler, bunlara çeşitli sıfatlar eklerler. Proletarya demokrasisi, halk demokrasisi, yeni demokrasi. Bunlar bizden önce yani bunları düşünmüş insanlar. Düşünmüşler, tartışmışlar. Yani bugün de Türkiye'de demokrasi var diye ağzımızdan bir laf çıksa bunun sadece e, lafta olduğunu iddia edebiliriz. Şimdi bu e, ön seçim meselesi de e, Türk egemen sınıflarını rahatsız etmiş olmalıdır. Buradan hani e, Van şeyine e, bahsine geçeceksek. Bunun da bir etkisi olmuş mudur? Mesela şu konu önemli. Vandaki seçimde sayın var on. Yani niye büyük sermaye içerisinde bu bir kendisini kaos gibi gösterdi, derhal müdahale edildi şeye Vana. Bunun önemli bir nedeni basit gibi görünüyor ama o kadar basit değil. Yani sermayeyi ve devleti Van halkı sıfırladı. 14'e sıfır. Böyle bir seçim sonucu yoktu. Yani yeryüzünde var mıdır bilemiyorum. Yani bir ilin hem merkezini şehir merkezinin e, yerel yönetim düzeyinde belediyesini hem de 14 tane galiba yanlış bilmiyorsam toplam, ilçesinin. Toplam 14 yani. Evet. Tümünü alıyorsun. Bu yerel yönetim düzeyinde e, devleti paranteze almak anlamına gelir ki e, biraz e, manalı bir şekilde söylüyorum yani. Bunu hiçbir sermaye kesimi hiçbir devlet bunu kabul etmez. Buna Neden? kabul etmez. Neden? E çünkü devleti paranteze alıyorsun dediğim yani devleti oradan çıkartıyorsun. Sermayeyi oradan çıkartıyorsun. Bakınız, bunun üzerine ben yazı da yazdım. Ya bu adı konmamış bir devrim denemesi. Sayın varım, bu az buz bir olay değil. Sıfırlıyorsun. Ya birini bırak, ikisini bırak, merkezi bırak, bir şey yap yani. Hani biraz manalı söylüyorum dediğim o yani. Hı hı. Ama bunu yapmıyorsun. Dolayısıyla e, bunu e, sermaye kabul edemez. Çünkü sermaye Deyip duruyorum. Demin siz de e, iktidar partisi dediniz. Bu kavramlara da tabii ben sonuçta felsefeci de olduğuma göre o kavram da Türkiye toplumuna yanlış veriliyor. Değerli arkadaşlar iktidar hiçbir zaman siyasal alanda olmaz. İktidar sermayedir. Siyasal alanda hükümet olur. Şimdi e, <laughs> Vanı biraz daha konuşuruz ama e, bu sermaye, iktidar ve siyaset mevzusunu birkaç cümleyle açmak lazım. <laughs> Alman yanım önemli filozoflarından birisi Hegel idi. E, peşinden de Marx gelir desek hani e, bizim filozoflar herhalde bizi yadırgamazlar. Hegel Mars'ın Marx'ın ortak bazı e, görüşleri var yani. Ama tabii sonuçta Marx ve Marksizm Hegel'e karşıdır son çözümlemede. <laughs> Şimdi e, Hegel Mars'ın Marx'ın ortak görüşü Sayın o şöyle bir şeydi. Diyorlar ki artık modern toplum e, yani 20, 19. yüzyıldaki toplum kastediliyor. Buna Hegel burjuva toplumu diyor. Marx ise kapitalist toplum diyor. Ama bir an için modern toplum demiş olsunlar. Diyorlar ki modern toplum, modern burjuva toplumu feodal toplumdan ve köleci toplumdan şu farklı ayrılır. Köleci ve feodal toplumda ee, ekonomik alana sahip olan kesimler siyasal alana da sahip olur. Örnek, kilise hem ekonomik alana yani toprağa sahip, e, dolayısıyla da siyasal alana da sahip kendisi yönetiyor. Ee, diyorlar ki bu durum modern burjuva toplumunda değişti. Artık sermaye yani burjuvazi iktisadı iktisadi alana kendisi hakim olmak kaydıyla bakın sayın seyirciler burası son derece önemli. Burjuvazi iktisadi alana sahip olduğu sürece siyasal alanı herhangi bir kesime, herhangi bir sınıfa devredebilir diyebilir ki e, örneğin e, dinci bir gruba, örneğin kendisini komünist olarak gören bir gruba, örneğin kendisini liberal olarak gören bir gruba, hatta kendisini faşist olarak gören bir gruba diyebilir ki sen yönetebilirsin. Tabi seçimle gelmesi lazım. E, faşizm biraz ters bir yerde duruyor ama o ayrıntıları şimdilik paranteze alarak konuşmuş olalım. Bunların herhangi birine e, hükümeti yani siyasal alanı bırakabilir. Bakınız peki hangi şartla? Ekonomik alan bende olmak kaydıyla. Bunun anlamı şu. Ekonomik alanda üretilim, üretim yapılır. Bu üretimin yanında toplumsal bir artık ya da artı değer diyelim Marksist jargonla. Bu birikir. Bu zenginlik benim kasama aktığı sürece toplumu dincide yönetebilir, işte yönetebilir, Kürt'te yönetebilir, Türk'te yönetebilir. Yeter ki artı değer benim kasaya aksın. Şimdi ülkemizde dünyada olduğu gibi, ülkemizde de iktidar, hükümet, siyaset, sermaye dediğimiz zaman bizim bu analizi asla ve asla unutmamamız lazım. Eğer biz bunu unutursak, iktisadi patronu unutursak, bu tırnak işaretine bu söylüyorum bu terimler bana ait. iktisadi patronu unutursak sadece siyasi patronu Türkiye'nin sahibi zannedersek işte Marx'ın o söylediği ideoloji gözümüzün önüne kara bir perde gibi iner ve biz realiteyi asla göremeyiz. Biz asla sermaye odaklarını göremeyiz. Bizim sermaye odaklarının önümüze çıkarttığı ee, biraz ihtiyatlı bir terim bulmaya çalışıyorum kuklaları görürüz bu şeyle Platon'un mağara şeyi vardır onun metaforu vardır orada da olur biz o gölgeleri gerçek zannederiz o gölgelerin asıl e, e, nesnel yanını gerçek yanını görmeyiz. bu yüzden biz zannederiz ki iktidar siyasal alanda e, sayın var o. halbuki o siyasal alanda olan eline verilmiş bir reçeteyi uygulayan e, bir kurumdan başka bir şey değildir. Peki hocam Şimdi bu, burada çok özür dilerim araya gireceğim. Bu ayrımınız çok çok güzel oldu. aslında. çok net. Ona rağmen iktidar bu bahsetmiş olduğunuz sermaye hakimiyetine rağmen ne yaptı? Yerelde taşıma oylar dediğimiz Taşıma oylarla yine siyaset alanını da aslında Kürtlere diyeceğim ben genelleştireceğim Kürtlere bırakmak istemediği gibi bir görüngü var. Bunu hem muhalefetiyle hem iktidarıyla yaptı. Yani burada burada da bir bir, bir şey var. Neden? Dediğiniz gibi ekonomi zaten onun elindeyken siyasal alana. Bu kadar etme istek ve arzusunun da aslında bu Van'ı tanımlamak için ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Buyurun hocam. Şimdi bu o, tabii önemli bir şey söyledin. Zaten oraya doğru gidecektik. Bazı e, sen zaten bir şerh düşmüş oldun. Bazı izleyiciler de bu şehri düşmüş olabilir. Yani defakto bir durum var. Biz evet. hükümetle karşı karşıya geldik. Bu nasıl açıklanabilir kardeşim sen böyle diyorsun da evet. denilebilir. Ee, e tabi hükümetlerin tali planda da olsa bir gücü olur. Fakat bu güç talidir. Esas güç e, sermayenin elindedir. Sermaye dediğimizde de orta ölçekli e, veya küçük burjuvazi veya milli burjuvazi değil, asıl olarak tekelci burjuvazi dediğimiz. Yani komprodür burjuvazi bile değil, tekelci burjuvazi, büyük burjuvazi denilen asıl olarak iktidar bütün dünyada, iktidar büyük burjuvazinin elinde olur. Büyük sermaye grubun diyelim ki işte Türkiye'de tüsiyat var, müsiyat var, eskiden mesela bir cemaat sermayesi vardır. Şimdi ben bilmiyorum hani o kadar iktisadi şey, gelişmeleri takip etmediğim için yani çok genel kavramsal düzeyde bilmek bana yetiyor çünkü e, bunlar arasındaki ilişkiler bunların en güçlüsü hangisi ise iktidar odur. Hükümeti o belirler. Şimdi verdiğin örnekte e, bu e, mesela bir önceki seçimde e, dediniz ki Dem Parti'nin oyu düştü. Ben ne dedim? Düşmedi dedim. Büyük sermayenin uygun gördüğü o o kadardı şimdi Hı. burada da ola ki bir yorum yapıyorum bu tamamen tartışmaya açık ee, Van seçimlerinin sonucuna bir varsayım dediğim o hükümet olan kesin buna itiraz etti mazbatayı vermedi adam fakat iktidar dediğimiz büyük sermaye sen kim oluyorsun bir seçim yaptırdık kardeş bu seçimin sonucuna uyulacak eğer uyulmayacaksa biz uyulmayacak derse uyulmaz. Tıpkı. Göster, göstergeleri neydi bunun? Yani dur demenin göstergeleri olarak e, neleri görmemiz gerekiyor? E i̇şte demin e, sen de o konuşmalarda biraz e, söyledin. Çünkü muhalefetin büyük bir kesimi e, Van'a aktı. Ve sonuçta mesela o gün içinde kim ne derse desin. Biz analiz ederken yani buradan yüzde yüz bir zafer çıkar denedik yani. Buraya büyük bir saldırı olabilir. Bu, bu şeyin e, e, bir baskın e, bir güç e, uygulayabilir. Belki katliam yapabilir. Sermaye çünkü Türkiye'de dünyada katliam yapmak için vardır sermaye başka. E, hani bu seçenekler vardı. Ama bir sonucuna da baktığımızda e, büyük bir halk ayaklanmasına karşı bir geri çekilme oldu. Hani gösterdi zaten sonucu da onu gösteriyor. Şimdi sadece orada böyle şeyler zaten tek nedenle açıklanmaz Sayın Varol. Hani ya işte oraya dem parti ağırlığını koyduğu için başarılı oldu. Tamam tabii ki bu çok önemli bir şey kıstas ama bu yetmez. Çünkü biz öncelerden de biliyoruz ki dem parti gerçekten şeyler saldırılara karşı bütün gücüyle direnen Ama yine hepimiz biliyoruz ki 7 Haziran seçimlerinden sonra Kürt illerine ilçelerine eşi benzeri görülmemiş o aygıtlarla silahlarla e, saldırdılar ve büyük e, şeyler katliamlar gerçekleştirdiler evet. burada o olmadı Hani gösterge diyorsun ya bu evet. yorum yapıyorsun işte yani bu galiba böyle oldu e, gibi görünüyor Bu yüzden e, bu e, şeyin asıl olan sermayedir tali olan hükümettir dememiz hükümetin hiçbir hükmü yoktur anlamına gelmiyor. Ama gücünün tali planda ıı, olduğunu söylemiş oluyoruz. Bence bu programda bizim altını çizmemiz gereken önemli noktalardan bence birisi de ıı, burası olmalı. Patron ıı, buna ben şey iktisadi patron ve siyasi patron diyorum. Sermayedir. Bu da büyük sermayedir. Bu Türkiye e, iyi tahlil ederken, Kürdistan'daki gelişmeleri, Orta Doğu'daki gelişmeleri tayin ederken e, muhakkak dikkate alınması gereken bir olgudur. Şöyle bir örnekle nokta koyayım bu bahse. E, büyük sermaye evet demediği sürece Afrin'in üzerinden bir tane uçak uçamaz. Herhangi bir hükümet yetkilisi büyük sermayeye rağmen Sınırların ötesine asker süremez. Büyük sermaye evet demediği sürece Demirtaş gibi bir e, lideri, halk liderini zindanlarda tutamaz. Küçük çaplı o, hükümetin gücünün yeteceği bazı e, uygulamalar yapabilir. Ama böyle büyük hadiseler söz konusuysa büyük sermayenin evet demiş olması gerekir. Seçimler, sonuçlar, demokrasi ve siyaset benim nazarımda sermayeden hareket edilerek tahlil edilir. Eğer bir yerde sermaye söz konusu edilmiyor. Üretim alanı, iktisadi alan paranteze alınıyor, yok sayılıyor ama çok miktarda da böyle laf kalabalığı yapılıyorsa o konuşma sayın varol değerli arkadaşlar bana hiçbir şey söylemez. Öyle bir nokta koymuş olalım. Buyur. Belki hocam efendim. teşekkür ediyorum. Şimdi e, e, bu söylemlerinize rağmen baktığımızda mesela hem e, hükümet olarak hem de devlet olarak devlet olarak baktığımızda yine kendi kurallarını da kırdı parçaladığı bir süreçte ortaya çıktı orada bir halkın e, geri adı atma ve bunu yaparken de gerçekten de e, e, kırmadan dökmeden yani demokratik haklarını kullanmayı öne öncelleyerek bunu yaptılar dediğiniz gibi e, genelde de yine öbür partilerin de destekleyi mesiyle Olay çözüldü, hukuki sorunlar çözüldü. Yani e, öyle bir şey ki hukuku anlık değişime götürebilecek adımların atıldığı görüldü. Yani belki de devletin kendi içindeki kliklerin darbeleri şeklinde yansıtılmak istendi ki öyle de olduğu görülüyor. Buraya baktığımız zaman da yani siyaset felsefesi açısından, hukuk felsefesi açısından baktığımız zaman da halk o çıkışı, o baş kaldırısı veya o işte e, e, öncelediğimiz neyse bu bize bu, bu boyutunu nasıl gösteriyor? Yani henüz tehlike geçmemiş gibi çünkü hukuki noktasına baktığınızda itiraz süresinin 15 günle sınırlandırıldığına dair bir bilgi de var. Yani bu <laughs> siyaset, siyasi patronun daha doğrusu ekonomik patronun neye karar vereceği henüz değil... Bu tabi e, Orta Doğu'dan bağımsız da düşünmememiz gerekiyor. Çünkü yeni bir sınır ötesi hareket de düşünülüyor bu noktada. Yani böyle de baktığımız zaman yine Van özelinde ciddi e, şeyler çıkarmalar yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz bu konuda? Teşekkürler. <laughs> Sevgili Kemal şeyde askerlikte askeri bir terim var. Tehlike geçti veya tehlike geçmedi diye söylerler. Ee, bence geçmedi. Şey, evet. Ee, askerleri eğitirken e, tehlike geçmedi. Bir sefer bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Ee, e bence yani tehlike geçmez de. Ee, de bir ya tarih, sınıf mücadelelerin tarihi. Mücadelelerin, e, mücadele yürüten e, özneler değişir, mekanlar değişir, zaman değişir ama sürer. E tabi e, optimist olmak da gerekir. E, niçin? Çünkü e, mücadele bir sonuçla doğuruyor. E, bir takım haklar ve özgürlükler kullandığımızda yalan değil. Eyvan örneği de zaten bunu kanıtlamış oldu. Yani bir mücadele bir sonuç e, doğurdu. E, e tabi özellikle de Orta Doğu'da kısa bir vadede tehlike geçer gibi görünmüyor, ama şu da herhalde son 20 yılda çok bariz ortaya çıktı. Mücadele yürüten Kürt hareketinin bir özneye dönüştüğü bölgede, birçok hatta devlete göre daha güçlü bir parti örgüt çevre ya da nasıl ifade ediliyorsa böyle bir. ...gerçeklik haline geldi. Ee, e, tabii ben yazılarımda da söylüyorum. Yani Burjuva hukuku... ...Burjuva siyaseti... ...Burjuva zinin etik anlayışı... E, ...Burjuva tarihi yazımı... ...şimdi... ...komünist hareketler de... ...buna örnek verilebilir ama... ...günümüzde en iyi örnek bence Kürt hareketidir. E, bu hareket bütün bu işte bilim diye sosyal bilimler, siyaset bilimleri, tarih bilimi, hukuk bilimi vesaire denilen disiplinlerin tümünün de eksenini de değiştirdi değerli arkadaşlar gerçekten şimdi Van e, örneği e, analizcileri ben izledim televizyonlarda hallerini bitikler hmm. çünkü teorilerinde bir yere oturmuyor <laughs> her taraf insan Yok kardeşim. O panzerler ne yapıyor orada? O Otomalar ne yapıyor? Havada uçan uçaklar ne yapıyor? Tümü o halk hareketinin karşısında bitmiş. Yok yani. Yok hükmünde. Katı olan ne varsa Van'da buharlaşmış. Şimdi Hegel gelsin de desin ki Doğu halklarından adam olmaz desin tarih felsefesi Hegel'in bilenler için bilenler hatırlayacaktır. Doğu halklarını adam yerine koymaz Hegel. Gelsin de görsün. O fotoğrafçılar bir fotoğrafçı arkadaşım vardı. Dedi gece uyuyamadım. Niye? Dün orada olsaydım da birkaç kare o fotoğrafı çekseydim. Uyuyamamıştır. Katılıyorum. Ressam? Ressam da gece yatamamıştır. İşte resim diyorsun bu işte. Sen bunun resmini yapabilir misin? Yapma hakkına gelebilir mi? Hani ne vardı şey Nazım'ın şiirinde sen mutluluğun resmini yapabilir misin? Abidin. Evet. Diyor ya. İşin kolayına kaçmadan. Ne bileyim Sokrates felsefe yapmıştır. Sokrates'e diyeceksin. Sen bu olayın felsefesini yapabilir misin? İşin kolayına kaçmadan mı? Yani yeni bir tarih yazmış. Bu öyle az bir olay değil. Sıfırlamış sermayeyi. Bir halk, bu, 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 nasıl bir halktır? Bunun nasıl kitapta yeri vardır kardeşim? Vardır. Bize göre kitapta yeri vardır ama Burjuvazi'nin ya da 2500 yıldır yazılan tarihte bunun yeri yoktur. Yani yerini yeri var da Spartaküsler var, Şeyh Bedrettinler var, Baba İshaklar var, Pir Sultanlar var. Var ama bunlar ana akım tarih kitaplarında yok. Hegel'in kafasında yok. Spinoza'nın kafasında yok. Descartes'in kafasında hiç yok. E şimdi yani Van örneği birçok açıdan e, ele alındığında mesela senin e, e, Üzerinde durduğun yer, ihtimal ki şey de olabilir. Yani burada bir e, radikal, bir zor, bir şiddet yok da bunun yerine bir sivil inisiyatif kullanımı var ya. Yani. Hmm. İyi ama bunları biz tabi diyalektik olarak düşündüğümüzde yani e, sivil inisiyatifle e, siyasal zor arasındaki e, korelasyonu, karşılıklılığı nasıl açıklayacağız hani. Ee, <laughs> bazen değerli arkadaşlar e, biraz önce şey Sayın Varol da e, seçim sonuçlarına ve seçim uygulamasına atfen söylemişti. Bazen e, demokratik alandaki e, bir gösterilen bir sivil inisiyatif zor aygıtlarıyla yürütülen bir mücadeleden daha değerli sonuçlar da bırakabilir. Evet. Bunu politik öznelerin bunu tecrübe etmiş, bunu tez haline, teori haline getirmiş olmaları gerekir. Doğru. Van örneği buna çok uygun bir örnektir. Ama Sayın Varol'u tenzih ederek söylüyorum. Değerli arkadaşlar, eğer bazı Burjuva bilimcileri şunu söylüyorlarsa ya bu Kürtlerin e, dağda mücadele etmesine ne gerek var? oaya gelsinler şöyle sivil inisiyatif gö göstersinler. Demokratik haklarını kazansınlar. Diyorlarsa bu bir tezgahtır hmm. Onlara verilecek yanıt ise bu sivil inisiyatif sadece ya da e, itaatsizlik diyelim. itaatsizlik eylemi e, kendisinden menkul bir şey değil. Bunun arkasında biz hiçbir şey bilmiyorsak bile 10 yıl önce 2014'te eee Kobeni'ye yapılan saldırıdan dolayı Kürt kentlerinde ortaya çıkan bir nevi e, sivil itaatsizlik ama sivil itaatsizliğin sınırlarını da zorlayan bir halk ayaklanması. E bunlar evet bence halk ayaklanmasıdır. Hani direnişle ilgisi vardır bir devrim midir yani zorlama olabilir ama bunlar e, birer halk ayaklanmasıdır. E, dahası da var hani şimdi e, belki bazı e, kürt meselesini tümüyle kürt milliyetçiliği üzerinden okuyan arkadaşlar rahatsız olabilir ama e, 2013'te de e, bir İstanbul merkezli e, ...Taksim... cezir parkından e, yola çıkarak bütün e, kürt kentleri de dahil olmak üzere bazı verilere göre e, her ilde yani 81 ilin tümünde kendisini gösteren bir halka yakın E şimdi biz e, programın bu, başlarında da e, sevgili Kemal söylüyordu. E, bunların arka planı derken biz işte bunları da kastediyoruz. Yani sadece teorik burada tabii e, ben hem bir teori yapıyorum burada e, hem de bu o, yaşanmışlıklar, tarihsel tecrübeleri de e, bugünkü konuyla ilişkilendiriyoruz. E, çünkü e, tarih bizim için son derece önemli e, bir Burjuva e, sosyoloğu söylüyor. Auguste Comte yaşayanları diyor ölüler yönetiyor e, diyor. Yani tarihin <laughs> gücünü göstermesi bakımında son derece önemli. E, bu yüzden e, biz e, Van hadisesinin işte ayaklanma kavramıyla direniş kavramıyla e, ilişkilendiriyoruz e, ve sadece o günden ib ibaret e, olarak e, görmüyoruz bunun e, yani devrim benzetmesi e, biliyorum abartılı olur katılıyorum. <laughs> Ama orada şu slogan atıldı mı bilmiyorum. Bu, bu Haziran halka yaklanmasında çok atılırdı. Bu daha başlangıç mücadele devam edecektir diye. Ee, Van'daki o kalkışmada bir e, şeydir. Ee, başlangıçtır aynı zamanda. Ya şeyde diyalektikte bir terim var. Ee, değerli arkadaşlar o terim süreç. Yani diyalektikte sonuç ikincildir yani yok hükmündedir. Esas olan süreçtir. Her şey tarihsel bir olgudur. Zaten bu yüzden tarihsel materyalizm diye bir terim var. Yani bunun altı çizilir. Materyalizmden farklı bu. Tarihselcilikten de farklı. Özel olarak tarihsel materyalizm e, deniliyor. Bu yüzden e, bunun tarihsel olgularla bağını kurmak mümkün. Ortaya çıkış tarzı e, sevgili Kemal'in bir itaatsizlik, sivil itaatsizlik gibi midir e, gibi tartışırken aklımıza getirdiği konulardan e, birisi e, yine siyaset e, literatüründe bir jargon var, kavram şanlı devrim. E, şanlı devrim diye bir terim. E, bu şanlı devrim terimi İngiltere tarihi için söylüyor. İngiliz ikinci İngiliz burjuva devrimi tam terim olarak söylüyorum e, takip edenler için e, ikinci İngiliz burjuva devrimine görkemli devrim, şanlı devrim denir. E, bu Van Nabben çünkü e, sosyal medyada biliyorsunuz e, sayın sayıcılar e, bir de yazı e, paylaştım ve. Van direnişinin şanlı ayaklanma, şanlı direniş olarak kavramlaştırdım. Bu şanlı direniş, Vandaki şanlı direniş ile İngiltere'deki şanlı devrim arasında bir bağ kurdum. O bağ şimdi söyleyeceğim. İngiltere'de bu şanlı devrim 1688'dir tarihi ikinci oluşu. Demek ki bir de birincisi var. Birincisi de e, 1648 40 1640'da başlıyor. 8 yıl sürüyor. E, orada buraya dikkat edelim. E, bir iç savaş biçiminde kendisini gösteriyor. Bir e, general var e, Cromwell. E, onun biraz da şiddet uygulamasından dolayı e, tabiri yerinde ise kanlı bir devrim oluyor. 1640-1648 arası. Buna şeyde e, siyaset e, tarihinde, e, siyaset bilimi tarihinde e, kanlı devrim, birinci e, İngiliz burjuva devrimi deniyor. İkinci İngiliz burjuva devrimi de e, 1688'de oluyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Bu kan dökülmeden yapılan devrim. Zaten. İkinci İngiliz burjuva devrimine şanlı devrim, görkemli devrim demesi Tabii bunu şey liberaller söylüyor, liberal teori söylüyor ama biz de kullanıyoruz. Yani nitekim benim bildiğim kadarıyla Marx da e, bu ikinci İngiliz devriminden söz ederken e, şanlı devrim diye söz ediyor. E, çünkü e, biz de burada zaten böyle şiddet edebiyatı, şiddet ve felsefesi yapmıyoruz. Olguyu söylüyoruz. Yani bazıları bazı teoriler vardır böyle kör şiddeti savunma anlamda burada bizim yaptığımız o değil. Yani Marksist teorinin sınıf analizine, dünya analizine uygun olarak bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Bazı verileri tespit edip bunlar üzerine yorumlar getiriyoruz. Şimdi ikinci İngiliz burjuva devriminde en nihayetinde kral ülkeyi terk etti yani e, böylece de İngiltere'de bu mutlak yönetim dedikleri e, yönetim biçimleri son buldu ve e, demokratik bir e, işte burjuva demokrasi yani liberal demokrasilerin tarihi zaten ikinci e, İngiliz burjuva devrimi ile başlamıştır diyebiliriz bunun o, bu dönemin en önemli e, pozitif ve negatif iki filozofunu söyleyerek Van için Van'a döneyim. Thomas Hobbes bu o, onun ünlü kitabını hatırlayacaksınız. Leviathan. Leviathan dev canavar demek. Yani devletin yerine şey yapıyor, düşünülüyor. E onun artık İngiltere'de dönemi bitmişti, modası geçmişti. Bu yüzden Thomas Hobbes zor, zor durumda kaldı. İkinci filozoflar pozitif dediğim yani John Locke'dır. John Locke hem genel olarak liberal düşüncenin ilk filozofudur hem de İngiltere deyince liberalizmin kurucusu, liberal felsefenin en büyük filozofu olarak John Locke bilinir. Şimdi demek ki Van'daki hadiseyi niçin şanlı direniş ve şanlı ayaklanma olarak gösterdik? Orada da tamamen demokratik bir süreç işletildi baştan itibaren. Kardeşim senin hukukun nedir? Hukukuna uyuyoruz. Peki sandık mı getiriyorsun? Kabul sandığına da uyuyoruz. Bizden oy mu? Vatandaşlık hakkımız olarak bizim oy kullanmamızı mı istiyorsun? Evet. O, o da kabul. Halbuki bunların hiçbirisi yani böyle devrimci bir teori için, sınıf teorisi için Bunların hiçbir hükmü yok. Demin söylemiş oluyoruz. Yani bu, biz bu emekçiler, ezilenler bu dünyanın hukukuna niye uysun? Bu dünyayı e, sevk ve idare eden emperyalistler olsun, yerelde tekelci burjuvaziler, burjuvalar olsun, bunlar emekçilere ne vermiş, ne getirmiş? Her yapılan hukuk son çözümlemede egemen sınıflara hizmet eder. E buna rağmen emekçiler Diyelim ki örneğimizde Kürt toplumu. Buna rağmen senin antidemokratik hatta faşist olan yasalarına bile uymuş. Evet demiş. Tamam. E bu seçim olmuş. Seçimde insanlar bir kişiye bütün iradelerini temsil etmişler. Bir kişiye, bir partiye ya da eş başkanlara temsil etmişler. Sen bir sürü bahane uyduruyorsun. Yani bu biz de şimdi ya bunların uydurduğu bahaneleri konuşmak değil. Hem bu sistemin kendisine faşist diyoruz hem de konuşuyoruz ama durumu açıklamamız için de başka çaremiz yok. Hani ekran çıkmışız bir tahlil yapıyoruz mecburen bunları da söyleyeceğiz hani. E şimdi ya sayın seyirciler ya gülünç mü gülünç. Mesai saatine diyor 5 dakika kala bir karar çıkarttırıyor. 5 dakika kala. Yani bu ne cüret? Sen karşındakini ne zannediyorsun? 2500 yıl önce ben bazen Aristoteles'i eleştiriyorum da. 2500 yıl önce Aristoteles ya köleler insan değildir. Yazıyor bunu büyük filozof. Evet. Neyse şimdi konu Aristoteles değil de <laughs> Kö köleler insan değil. Ya 2500 yıl önce haydi bunu anladık. Kardeşim sen bu çağda Yok renesans yaptım. Yok aydınlanma getirdim. Yok bilim getirdim. Yok bilmem akıl çağında yaşıyoruz. Yok uzay çağında yaşıyoruz. Diyorsun bir sürü laf kalabalığı yapıyorsun. Hukuk diyorsun, hukukun üstünlüğü diyorsun, adalet diyorsun, adil seçim sistemi diyorsun, bilmem ne diyorsun. Beş dakika kala bir şey uydurdu. Bu Van'ın belediye başkanı bu senin yasalarına %100 itaat etmek için itaat etmiş mi %100? Etmiş. %100. Etmemesi lazım ayrı. Etmiş. Sen de tamam demiş misin? Demiş. Gerekli evrakları düzenlemiş misin? Senin alt mahkemen, üst mahkemen o uydurduğun bütün kurumlar evet 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 demiş mi? Demiş. Son gün kadar bu adam propaganda yapıp faaliyet sürdürmüş mü? Bunu da sürdürmüş. Ya kardeşim ne zannediyorsun ya? Sen Kürd'ü ne zannediyorsun ya? Türk'ü ne zannediyorsun? Filozofu ne zannediyorsun? Köylüyü, köleyi, askeri, askere, polisi ne zannediyorsun ya? Sayın var o. Değerli arkadaşlar oraya gelip o oy kullanan askerlerin, polislerin o rezil halini yani bir insan üzülüyor ya. İnsan olduğundan utanıyorsun yani onların öyle yani Kürt eziliyor da oraya gelen asker de öyle ezik. Yaşlı bir adam. Şimdi birazcık ben belki konuyu e, yüzeyselleştiriyorum ama bunlar az bu şeyler değil. Yaşlı bir Kürt konuş nereden geldin diyor. O beli silahlı, külahlı asker, uzman çavuş, polis, şef, komiser her neyse bilemiyorum hani onların ne olduğunu. Pusuyor, sessiz ezik o maaşın altında eziliyor ona bir talimat verilmiş yani insanlığını eziyor dolayısıyla bu sömürü zulüm dünyası adına uygar dedikleri sadece kürde komüniste emekçiye düşman değil askere polise de düşman korucuya da düşman bunların hepsini eziyor kimliğini kişiliğini insanlığını yok ediyor gördük orada sürüyle yürüyor Bunlar normalde zapt edilmez. Belli silahlı adamlar, eğitimli adamlar. Ama suçunu biliyor. Tırnak işaret içinde suç yani. Suçunu biliyor. Burada mı yaşıyorsun? Nerelisin diyor. Yanıt veremiyor. Yani biz tabii bunu bir hukuk eleştirisi bazı insanlar o konuyu tekrar edeyim. Yani bizim ülkede, ülkemizde bir hukuk var. Dünyada bir hukuk var. Biz bu hukuk savunulsun, hukuk uygulansın diyor değiliz. Olay bu diye yani mecburen analizimizi e, ya hukuksa da uy kardeşim demek zorunda kalıyoruz. Yoksa bu hukuka meraklı olduğumuz için değil. Çünkü bu bu bütün dünya için Türkiye, Kürdistan, Orta Doğu halkları için dahil bütün dünyada hukuk esasen egemen sınıfların çıkarını savunmak içindir. Şeyin Platon devlet kitabında bir tane kahraman var. E, Tresimahus. Tresimahus diyor ki, diyor ki a, adalet ve hukuk her çağda diyor güçlünün işine gelendir diyor. Dolayısıyla biz burada yani bir hukuk edebiyatı, bir hukuk felsefesi, bir hukuk savunusu için e, burada değiliz. Tam tersine bunları teşhir etmek için. Yani e, bu e, sermaye ve karşısında emek dünyası var olduğu sürece yani sömürü mekanizmaları işlediği sürece e, hukuk hiçbir zaman hukuki olmaz demokrasi de hiçbir zaman demokratik olmaz sayın Varol buyur peki hocam çok teşekkür ediyorum belki son olarak e, alacağımız bir noktaya değinelim istiyorum evet bu bir kazanım bu bir baş kaldırı, bu bir direniş bu bir haklarının sahiplenilmesi ve haklarını güce karşı geri alma mücadelesi olarak algılayabiliriz. Evet, bir devrim olarak da algılayabiliriz. Şanlı bir devrimde. Ancak e, bunu sanıyorum hani dününü anlattık. İşte devrimin şanlılığını e, bütün varoluş sebepleriyle yani e, şiddete bulaşmadan ki bu da denenmesine rağmen karşısında durarak yani e, o şiddet sarmalına giremem girmemenin de bilinci vardı o halkta. Bu çok önemli bence. Ee, en azından sizin bahsetmiş olduğunuz o burjuva hukuki, siyasi ve bütün şeylere rağmen kendi dik duruşunu sağladı. Ama bence belki de en önemli olan şu, bundan sonra bu kazanımla nasıl korunmalı? Ne yapılırsa bu kazanımlar korunur ve sizin söylediğiniz anlamda o şanlı devrim sonucuna ulaşır. Halklar kendi belirleyebilecekleri kendi topraklarında en azından Kürtler açısından baktığımızda kendi ülkelerinde özgürce yaşama olanakları olgunlaşabilir. Bunun belki de iki tarafı da bakmak lazım. Yani Türkiye toplumunun duyarlılık, duyarsızlık boyutunu da ele aldığımızda bu kazanımlar nasıl korunmalı? Bu konuda bize neler söyleyeceksin hocam? Teşekkürler. Ee, şimdi mücadele, savaş meselesi, barış meselesi, demokrasi ee, sonuçta hani e, devrimci güçlerle, dengelerle, ittifaklarla, bir araya gelişlerle, dayanışma içinde oluşlarla, dostu düşmanı seçmekle mümkün olabiliyor. Özellikle bizim bu söylediğim konu çünkü evrensel değil de daha yerel planda üzerinde düşünmemizi gerektirecek şekilde soruyu kurgulamış oldun. Hani Türkiye, Kürdistan, Orta Doğu halkları. Evet. Daha çok da Türkiye üzerinden gidersek hani e, sorunları e, fazla yoğun olan bir toplumda yaşıyoruz biz. Yani bir sefer bunun bilincinde olmamız lazım. Evet. Buradaki dinamiklerle e, ittifak etmeden biz kendi başımıza kendi sorunlarımızı çözemeyeceğimiz e, bu yakın tarihimiz yani 50 yıllık, 70 yıl ya da 1968'lerden beri bu ortaya çıktı. Yani böyle çok sayıda sol hareket, çok sayıda Kürt sol hareketi diyelim. Bunlar biraz doğal tabii yani çünkü sınıflı bir toplumda yaşıyoruz. Çeşitli grupların, dinamiklerin, örgütlerin, partilerin ortaya çıkması doğaldır. Ee, ama mümkün olduğu kadar bu destek dayanışma kültürünü e, geliştirmek lazım. Bir sefer şu yani e, Kürt Ulusal Hareketi bilmiyorum başka böyle milliyetçi falan diye böyle kaba saba analiz yapanlar var ama benim açımdan e, Kürdistan Özgürlük Hareketi sol bir hareket artık. Yani 2010'dan en azından benim görüşüm. 2010'dan itibaren bir sol hareket. Ee, ulusal talepleri ön planda tutan e, ülkemizin e, Kürdistan'ın ve bölgenin en güçlü dinamini de bu temsil ediyor. E Bunu hem bu hareketin evet. kitlesi hem kitlesi hem kadrolarının ıı, bilinçte tutması gerekiyor. Bu e, sonuçta Türkiye'den söz ettiğimize göre demin de sunumun içerisinde programın içinde bir yerlerde söyledik. Türkiye sol hareketinin 100 yılı aşkın bir tarihi var. Bir birikimi var. Fakat kendi başına bir özne olamayacağı, bir devrimci durum yaratamayacağı da en azından son 20-30 yıldır ortada. Yani ne yazık ki böyle oldu. Henüz bir ben zaten bu konularda analizlerim de var. Belki hatırlıyorsun. Türkiye Sol Hareketi e, devrimci döneminden post devrimci bir döneme geçiş yaptı. Yani devrimcilik yapmıyor. işte Seçimlerde bunu gördük. Tüm için demiyorum. Hı hı. E, bunun kırılması ve Türkiye Sol Hareketi'nin ne yapıp edip e, Kürdistan Sol Hareketi ile e, ittifakı derinleştirmesi gerekiyor yani Kürdistan Sol Hareketi'nin Türkiye Sol Hareketi'yle bir iki dinamik daha var söyleyeceğim ee, Türkiye Sol Hareketi'yle ittifakını derinleştirmesi gerektiği gibi hocam bu e, noktada tarafta, Kürtler, Kürtler tamamen farklı düşünüyor aksine şu güne kadar son 10 yıldır e, Kürt e, siyasetinin içindeki Türk Sol e, güçlerinin bulunmasından dolayı bu dinamizm zamanlamasını yerine getiremedi diye eleştiri de var. Yani ancak ondan arınılırsa Kürt siyasal hareketi daha farklı e, verimli sonuçlara ulaşacağına dair eleştiriler de var. Bunu da bir kenarda belki tutsak iyi olur. O, o, evet o tartışmaya açık bir şey. Ee, ben bunu söyleyenler yüzde yüz yanılıyor diyecek halim yok ama şunu diyecek kadar bilgiye sahibim. 2010'a kadar o çizgi vardı zaten. 2010'daki e, şey e, görüntü, pozisyon yaklaşık olarak şu şuydu. E, biz şu pozisyondan daha da ileriye gidemiyoruz. Pozisyon oydu. E, o legal demokratik alanda e, özne olarak güçlenme süreci HDP H HDK diye bir oluşum vardı. Sonra da bu geldi. Bu yüzden o arkadaşlar bu görüşü gözden geçirmelidir. Öyle olsaydı 2010'daki konsept devam ediyor olurdu. Tekrar ediyorum 2010'da televizyonlarda şunu tartışıyordu Kürt şeyler temsilciler teorisyenleri liderleri vesaire diyorlardı ki eee yani işte biz devlet devlette bir gedi kaçamıyoruz. Dolayısıyla işte taleplerimiz yerine getirilemiyor. Çünkü gücümüz bu kadar. Fakat devlet de bizi yok edemiyor, yok sayamıyor. Yani Kürt vardır. Bir denge var ve biz bu şu anda bu dengedeyiz. Şey buydu yani konuşulan konular böyleydi. Bu denge hani sonuçta suni bir denge. Bu denge'nin kırılması için e, benim anladığım bu ittifaklar politikasına gidildi. Evet. İttifak politikası da bu harekete en azından demokratik alanda e, bir e, imkan sundu. İşte bu belediye başkanlarının kazanılmaları dahil olmak üzere. Çünkü o, o ittifakın içerisinde sadece Türkiye sol hareketiyle ittifak değil. Kürtistan bileşenleriyle de ittifak. Yani top için sadece komünistlerle değil diyelim Kızılbaşlarla, Alevilerle de de kadın hareketleriyle o politika benim izlediğim kadarıyla 2010'dan sonra geldi. Şimdi bu senin söylediğin iddiayı bu arkadaşlar neye dayanarak söylüyor? Bir o zaten denendi. O başka bir şeydir. Yani o hatta 1990'daki şey olabilir konsept. 1990'da öyleydi. Ama bin, biz 1990'da yaşamıyoruz ki. Aradan 30 yıl 40 yıl geçti. Yani, yani bu şu, adı yani şey egemenlerin Kürt Partisi dedikleri parti İstanbul'da 15 tane milletvekili çıkarttı. Bıraksalar 25 tane çıkartacak. Baskı evet. yapmazsalar. Evet. Bilmem nişantaşında bilmem ne kadar oy alıyor. İstanbul'da bıraksalar 2 milyon 3 milyon oy alacak. Zaten 1,5 milyon alıyor. E şimdi o analizi yapanların şeyi tezleri, teorileri realiteye uygun değil yani. Ya bir hareket ne desin biz bunlardan var mı geçiyoruz desin. Diyemez yani. Belki böyle diyen ya acaba vazgeçsek nasıl olur ama vazgeçemiyor. Biraz böyle bir şeydir. Yani şey objektif koşulları varsa sizin subjektif niyetiniz onlar üzerinde kısmen etkili olur. Tamamen etkili olamaz yani. E şimdi bu hareket e, böyle bazı kesimlerin söylediği gibi milliyetçi Kürt örgütü değil ki bu. bu. Bir örnek verdik hani Türkiye sol hareketi bu arada da sıralamış olduk yani kadın hareketiyle e, Alevi toplumuyla e, Kürdistan'daki bu İslamcı antikapitalist e, Müslüman denilen yani şey devlete sermayeye mesafeli e, kesimlerle ittifakını bu bunların geliştirilmesi lazım. Biz şimdi yani sadece ben Kürt e, olgusu üzerinden konuşuyor değilim. Bu diğer Bilmiyorum. kesimler için de bir sorun. Çünkü demin ne dedik? Ya Türkiye sol hareketinden herhangi birinin veya hepsi bir araya gelse bile bir tane milletvekili çıkartma ihtimali yoktur. Çünkü yasalar hukuk bu şekilde şey yapılmış, dizayn edilmiş. İstanbul'da diyelim milletvekili üçüncü bölgeden 140 bin oyla seçiliyor. Böyle bir oy alma mümkün değil yani. Bu yüzden <laughs> e, bu saydığım grupların tümünün hani e, biz e, yani ne yapabiliriz nasıl bir yol haritası e, denildiğinde aklıma gelen e, bunların ne yapıp edip bu destek dayanışma ilişkisini artırmak Burada da tabi esas e, yapıcı, e, devrimci ve esek ve idare edici e, görev Kürt hareketine düşüyor. Bunun yanı birisi diyebilir ki ya bu Mehmet Akkaya da bir filozoftur, marxistir gitmiş, Kürtçülük yapıyor. Ya bunun ondan ilgisi yoktur. Olgu bu. Yani bir güç üzerinden bir analiz yapıyoruz. Başka türlü o, gerçekleşmiyor diye. Bu hareket zaten ee, yine bazı kesimlerin küçümsediği gibi e, yok efendim Kürt toprak ağalarının temsilcisiymiş. Yani bunların işte bu felsefi ideolojik mücadeleler bu işlere yarayabilir. Toplumun bilinçlenmesi, sol kesimlerin bilinçlenmesi, e, Kürt halkının bilinçlenmesi, kadın hareketinin bilinçlenmesi, e, çevrecilerin e, bu bilinçle hareket etmesi yani bir çevre mücadelesi veriyorsanız siz, Evet, dem evet. dikkate almadan sizin çevre mücadeleniz yani kesinlikle bir sonuç vermez diye küçümsemiş olmayayım da yani yeterince başarı gösterilemez. Bu yüzden Birlik ve dayanışma düşüncesini geliştirmek bunun için işte tartışma kültürünü düşünce özgürlüğünü işletmek ve yine iyimser olmak için de yine, ee, sevgili Kemal, e, birlik, mücadele, zafer diyelim. Olmaz mı? Teşekkür ediyorum hocam. <laughs> Sağ olasın. Evet değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bugünkü e, çalışmamızı sonlandırdık. Çok değerli bir konuğum vardı bugün. Değerli Mehmet Akkaya, e, Marksist filozof. E, bu seçimler sürecinde e, çok e, heyecanlı bir süreç yaşandı. E, muhalefetin e, bir noktada dağıldığı, hükümetin farklılaşacağı, bir yeni bir hatta e, sevgili Selahattin'in e, öne çıkardığı bir deyim de yani olay 31 Mart değil 1 Nisan ve sonrasını odaklanılması gerekiyor diye bir notu da vardı. Bundan hareketle seçim sonrasında Kürdistan illerinde meydana gelen e, gerek e, muhalefet eksenli, gelet iktidar eksenli ve gelese Mehmet Hocam'ın tanımıyla e, yani sermaye eksenli bakıldığı zaman e, hem beklenen hem de farklılaşan olgular da ortaya çıktı ve tam da bu noktada e, yönetim erki kendi eski yönetim tarzını uygulama için atmak istediği bir adım Van'la durduruldu ve ötesinin e, gidilmemesi gerektiğini dairede bir toplumsal uzlaşı e, ortaya çıkardı. Biz bugün onun e, üzerine bir fikir teatisinde bulunmak istedik ve filozofça bir bakışla sevgili Mehmet e, Akkaya da bunu bizim için irdeledi. Çok sağ olsun. E, tabii ki eksik bıraktıklarımız var. E, belki yeterince dokunmadıklarımız var. Ancak bu çok e, önem, En azından kendimin söyleyebileceğim. Çok önemsenmemesi gereken bütün boyutlarıyla ki biz birçok boyutunu da aslında ele alamadık. Kadın sorunu açısından ele alamadık. Basın sorunu e, olarak e, ele alamadık. Yeni bir örgütlenme tarzının nasıl oluşacağı anlamında ele alamadık. Yani irdelenmenin bir girişi e, niteliğinde ele alıp... ...gerçekten de eğer şanlı bir e, barışçıl başkaldırı bir e, değerlenme olarak yapacaksak... bunun çok boyutlu ele alınması gerektiğini biz felsefi e, tarihsel arka planında gözeten bir boyutunu bugün ele almaya çalıştık. E, kendisine çok teşekkür ediyorum. Katıldı bize, tekrar destek sundu. Buna rağmen buna rağmen e, bizi hatırlatmak istediği başka şeyler de varsa son olarak sözü kendisine bırakayım. Ondan sonra bırak e, programı sonlandıralım. Sevgili evet. Çok teşekkürler değerli arkadaşlar. Umarım yararlı bir program olmuştur. E, Kemal arkadaş sizlere de teşekkür etmek isterim. E, bir başka zaman yine umarım buluşuruz. Hoşça kalın. Peki hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.